Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne CNN Türkiye hoş geldiniz. Yoğun bir akşam, sıcak bir akşam. Özellikle İsrail, Filistin hattından gene hoş olmayan tabii ki haberler geliyor. Birazdan Enver Kaptanoğlu bizimle birlikte olacak. Son durumu aktaracak. Bununla birlikte İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi gece görüşünde. Doktor Erdoğan Karakuş, emekli hava pilot kor general bizimle birlikte. Hoş geldiniz her ikiniz birden. Teşekkürler. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı ve İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsam koordinatörü de yine gece görüşündeler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yoğun bir akşam dedim. Enver'i bekliyoruz aslında. Çünkü ne oluyor? Gazze sokaklarına İsrail askerleri girdi. İsrail ağır silahlarla Gazze'nin içinden biliyorsunuz görüntüler paylaştı sevgili izleyiciler. Dolayısıyla Enver'in vereceği bütün haberler önemli. Ama bu arada tabii Enver'i beklerken İsmet Özçelik'te bazı son dakika gelişmeleri var. Onunla hemen başlayalım. Evet. Evet, şu anda Gazze'den gelen haber, El Kassam Tugaylarının bir açıklaması var. Mücahitlerimiz Gazze şeridinin ortasında Merkez Valiliğinin doğusundaki Şur El Dik bölgesine giren işgal tanklarının hassas bir pusu kurarak ele geçirdi ve El Yasin 105 tank savar mermileriyle 3 tank ve yanan tankların imdadına yetişen 4. tankı imha etti. Mücahitler pusu alanı havan toplarıyla yapılmak üzere güvenli bir şekilde geri çekildiler diye bir bilgi var. Bununla ilgili bazı görüntüler de var. Bu arada Enver de hazır. Hemen bir dönelim istersen. Evet. Enver, iyi akşamlar, kolay gelsin. Tabii merak ediyoruz. İsrail askeri Gazze sokaklarına girdi. Ağır silahlarla Gazze'nin içinden görüntüler paylaştılar. Şimdi ne oluyor? Son durum ne? Bir nevi sokak savaşı mı başladı? Bize bütün olan biteni bir anlatır mısın? Şu an itibariyle de durum ne acaba? Hande Fırat, size ve tüm konuklara öncelikle iyi akşamlar. Hemen tüm detayları anlatayım ama çok daha önemli bir haberle başlayayım isterseniz. Bugün özellikle akşamüstü çok büyük bir saldırı düzenlendi Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye kampına. Son dakika olarak bunun yayınını da yapmıştık ki sanırım 17 bülteniydi. Çok büyük tahribat gücü olan 6 bomba İsrail savaş uçakları tarafından bölgeye atıldığı belirtiliyor ve şu ana kadar herhangi bir değişiklik yok. O bölgede en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve en az yine 300 kişinin de yaralandığı belirtiliyor ki şöyle aktarayım. Cebaliye kampı aslında 166 bin özür dilerim 116 bin kişinin savaş öncesinde yaşadığı bir yerleşke aslında. Yani küçük bir kamp alanı gibi düşünmeyelim. İçinde binalar olan birçok okulların olduğu yine sosyal tesislerin olduğu büyük binaların olduğu bir yerleşke orası ve orası Gazze şeridinin içinden Filistinli kaynaklardan edindiğimiz bölgeye bilgilere göre tamamen o bombalar nedeniyle, bombardıman nedeniyle dümdüz edilmiş durumda. Birçok bina ki yaklaşık bunun 20 olduğu söyleniyor. 20 bina o bombardıman sonrasında yıkıldı ki enkaz altında kalanlar olduğu söyleniyor. Ki onların sayısı da belli değil. Oradaki sıcak gelişmeyi takip etmeye devam ediyoruz. Yani orada rakamlar artarsa çünkü son günlerde böylesine büyük bir alan ve çok da içinde sivilin bulunduğu bir alan vurulmamıştı ki tabii şu anda aslında son günlerde tam olarak o kamp yerleşkesinde, Cibaliye kamp yerleşkesinde kaç kişi yaşıyordu bilinmiyor. Yani savaş öncesi demiştim ya 116 bindi ama bu sayı belki de güneye tahliye olanlar oldu. Bu sayı çok daha az olabilir. Onu belirteyim. Kaç kişinin yaşadığı şu an net değil ama oradaki gelişmeleri sıcak bir şekilde devam takip etmeyi sürdürüyoruz. Onun dışında sahada ne oluyor? Biliyorsunuz Cuma günü İsrail tankları ve özellikle de piyadeleri giriş yapmıştı Gazze'nin kuzeyinden Gazze'nin içine. Son anda
son bilgiye göre, şimdi Hande Fırat kameraman arkadaşım Emir Ünlü'den de rica edeceğim. Bir telefonumdan harita üzerinden göstermeye çalışacağım ama bir saniye, çok özür dilerim. Notlarımdan hemen bulup aktaracağım ki İsrail güçlerinin tam olarak nerede olduklarını göstereceğim. Evet, şimdi şöyle bakın, Emir Ünlü şimdi benim telefonuma yaklaşırsa gördüğünüz kısım Gazze şeridinin şu anda en kuzey hattını görüyorsunuz. Bakın, koyu mavi 3 tane bölge var. Sağ köşede, sol köşede ve Gazze şeridinin ortasında. Sağ köşe bizim günlerdir anlattığımız Beit Hanun bölgesi ki buradan Cuma gününden itibaren giriş yapmışlardı ki şu an buraya kadar ilerlemiş durumdalar. İlerledikleri alanı görüyorsunuz. Yine sahil kesiminde kuzeyde Aratra bölgesi var. Oradan da yukarıdan girip aşağıya doğru bir ilerleme oldu ki aslında şu hattın, sınır hattının birleşmiş olduğunu söylemeliyim ki sahadaki gözlemlerimizle bu yönde. Diğer yandan bugün çok önemli gelişme, buradan da yine tanklarla, piyadelerle İsrail ordusu bakın biraz daha orta kesimden girmişlerdi. Şimdi bugün Gazze'nin içindeki kaynaklardan şöyle bilgiler geldi. Bakın tam haritanın ortasında sarı bir çizgi görüyorsunuz. Gazze şeridinin yukarıdan aşağıya kadar boydan boya kesen bir yol. Selahattin Caddesi, herkes tarafından da bilinen Gazze şeridinin en ünlü caddelerinden biri. Kuzeyden güneye kadar uzanır o cadde. İsrail tanklarının bu caddenin bazı noktalarında görüldüğüne dair bugün bilgiler vardı. Onun dışında bakın, tam şu orta kesimdeki mavi alanda denize doğru iki tane ana yol geçiyor. Biraz daha aslında şöyle büyüterek göstermem gerekirse bakın, denize doğru giden iki yolu görüyorsunuz. İşte o yol, şurası 10. cadde. Bir de yukarıdan sahil kesiminden inen bir cadde var ki El Reşit Caddesi. Filistin kaynakları diyor ki buradan girerek İsrail ordusu sahile kadar, El Reşit Caddesi'ne kadar ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla yapmak istedikleri şey şu anda aslında Gazze şeridini kuzey ve güney diye ikiye ayırmak askeri açıdan. Yani İsrail tarafından da düşünürsek ki bugün ben araştırdım, 2014'teki savaşta da İsrail aynı şekilde aynı bölgelerden giriş yapmış. Yine aynı stratejiyi izliyor diyebilirim. Neden bunu yapmaya çalıştığına dair eğer fikir yürütecek olursak, özellikle de kuzey ve güneyi ikiye bölerek Hamas'a askeri desteğin güneyden gelmesini engellemek birinci unsur. İkinci unsur da şunu söyleyeyim hemen, buralardan daha fazla kuzeyde kuzeye odaklandıklarını söylemişti ki Gazze şehir merkezini de görüyorsunuz, kuzey kısmının tam ortasında. Oraya doğru daha böyle bir kıskaç ve sıkıştırma operasyonuyla ilerlemeye çalışacaklar ki son iki gündür özellikle tanklarla ve piyadelerle oraya doğru ilerlemeye çalıştığını belirtelim. Az önce İsmet Bey aktardı, İzzettin Kassam Tugaylarının sözcüsü tam biz yayına başlarken açıklamalar yapıyordu. O açıklamasını ben de gördüm ama ona ek olarak şöyle bir açıklaması daha oldu aslında gündüz saatlerinde. Onları belirteyim. Hamas'tan şöyle iddialar geldi gündüz saatlerinde. Bir İsrail askeri özellikle de kuzeyde az önce gösterdiğim noktalarda öldürüldü dedi ve iki araç İsrail'e ait, buldozer ve tank, bunlar zırhlı araçlar, imha edildi dedi Hamas. Onun dışında yine Zeytun Mahallesi bölgesinde bir antitank füzesiyle bir tankı vurduklarını ve tankın alev aldığını iddia etti. Yine az önce haritada gösterdiğim Beit Hanun bölgesinde bazı binaların içine de İsrail askerlerinin konuşlandığını görmüştük. İsrail ordusu bu videoları yayınlamıştı ki o binalardan birinde baskın düzenleyerek İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını belirtti. Tabii İzzettin el-Kassam Tugaylarının dışında biliyorsunuz İslami Cihat Örgütü de var. Şu anda Gazze'de İsrail'e karşı savaşı sürdürüyor. İzzettin el-Kassam Tugaylarının silahlı kanadı Kudüs
Tugayları da bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki özellikle en kuzey noktasından bahsediyorum. Erez sınır kapısının çevresinde iki grup halinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediklerini belirttiler. Ama bu saldırılarda tabii ne kadar yaralı var, ne kadar can kaybı yaşandı, bunlara dair iki taraftan da açıklama gelmiyor. Ama birkaç saat önce İsrail ordusu bugünkü çatışmalarda iki askerinin hayatını kaybettiğini belirtti. Onu da sıcak bir gelişme olarak aktarayım Hande Fırat. Bugüne dair en sıcak Ömer, öne çıkan Ömer, durumlar bir yere ayrılma bir saniye, bir saniye. Şimdi en aslında sıcak, evet en sıcak görüntüyü haritada verdin. Ben bir özellikle orada kalmanı rica ediyorum. Çünkü senin telefonundan gördük ama İsmail Hakkı Pekin sizi buraya alsam. Şimdi Enver'in anlattıkları, Enver sen de bize arada katkı yapmak istersen lütfen yap. Sevgili izleyiciler anladığımız kadarıyla... Tabii. Bir burada bir cep var değil mi? Buradan girmişler. Bir cep var burada. Evet. Hatta ikisi birleşmiş. Bir cep de burada bir cep var. Bir de şurada betonun dediğimiz yerde bir cep var. Bir de ortada bir cep var. Hande Fırat ben aynı zamanda ekrana tekrar verebilirim haritayı. Yan yana koyabiliyorsak, tamam. İkiye bölebiliyorsak bir ekranda İsmail Hakkı Pekin, bir ekranda da senin haritan olursa belki İsmail Hakkı Pekin daha rahat bir şekilde... O görüntülerle birlikte tam İsrail ordusunun ne yapmaya çalıştığını bize anlatırsınız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. İsrail ordusunun ne yaptığı belli. Yani bir defa bölgeyi ikiye ayırmış. Kuzey-güney diye. Güneyden gelecek takviyeleri ya da güneyden gelecek askerlerin yani militanların önünü kesmiş. Şu bölgede bunun amacı bu, burayı kesmek. Şu an tam hat oluşmadı değil mi ama orada? Oluşmadı işte, oluşuyor. Şurada ya, bir yavaş cep yavaş. Var, yavaş yavaş orayı oluşuyor. Kapatacak. İlk etap bu, burayı burası. Hat oluşturmak şöyle. Bu arada bu oluşurken aynı zamanda bu bölgeden de hem sahil kesiminden güneye doğru, buradan da güneye doğru cep oluştura oluştura, cebi büyütebilir. Yani şimdi cep oluşturuyor, ileri gidiyor, tekrar orayı ele geçiriyor. Orada bir üst daha kuruyor. Biz de şeyi aynı yapıyoruz bu harekatı şey bölgesinde. Pençekilit operasyonu bölgesinde aynı harekatı yapıyoruz hemen hemen. Yani şu an 3 cep görünüyor orada zaten. 3 cep görünüyor. Şimdi bakın şu iki ayrı cepten girmişler aslında. Şeydeki kuzey batıda baktığınız zaman iki ayrı cepten girmişler. Sonra birleşmiş cepler. Şurası. Ha evet burada şurada. İki tane var. İki cepten girmiş. İki cep birleşmiş. Evet, birleşmiş. Evet. O güneye doğru inecek aşağı i̇necek. Doğru. Bu tarafta bir de burada var güneye bir doğru inecek. Bu yapılırken, inecek. Bu yapılırken buradan herhangi bir takviyenin gelmesi geriden evet bu engellenir. Tabii zor bir konu. Burada kolay bir şey değil. Çünkü sabit duracaklar. Sabit durdukları zaman da tank atışına ya da tank savar atışına falan maruz kalabilirler. Baskına maruz kalabilirler. İşte bugün biraz evvel İsmet Bey'in söylediği gibi pusu yapılabilir, kurulabilir. Böyle bir şey var. Bir de bunlar yapılırken şimdi aynı zamanda bunların istekleri var yukarıya. Hava kuvvetlerinden. Hava kuvvetleri de bunların istedikleri yerlere şey atıyor, bomba atıyor. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Ama şimdi bomba atıyor da yani zaten hani sivil ayrımı yapmadan atıyor. Tabii yapmıyor sivil. Net görüyoruz. Yani, yani rakamları... Buradaki adam neyi, hangi, kimi koordinatını veriyor bilmiyoruz. Evet. Yani onu oradaki komutan da bilir yani. Şimdi zaten pilotlar olur. En önde pilotlardır. Havada devriye bomba yüklü uçaklar olur. Böyle bir hava harekatında herhangi bir sorun yok. Hava hakimiyeti var burada çünkü tabii, İsrail'in. Bir sorun yok. Diyelim ki aşağı yukarı bir 30 tane uçak havadadır. Bomba yüklü veya işte füze yüklü. Ondan sonra aşağıda da pilotlar kara birliklerinin önünde yürür. Tabii bizim yani mesela şeyde olduğu gibi rahmetli Ercan Binbaşı olduğu gibi. Evet. Yani kara birliklerinin önünde yürür. Beraber yürürler. Ve yani tabii kendisini de koruyacak şekilde de hedefleri hemen havaya tarif eder. Onlar da küt vurur. Tabii. Böyle bir peki, durum var. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Burada ama bakın şu var. Şimdi biz bu harekatın bu şekilde gerçekleştiğini aslında İsrail medyasının ve Amerikan medyasının anlattıklarından hareket ederek konuşuyoruz değil mi? Şimdi ama bak, şu anlattığı da bu. Evet. Şimdi bakın şöyle El Kassam Tugayları Sözcüsü'nün açıklamasında satır aralarında şu var bak. Diyor ki kara saldırısı başlar başlamaz tüm cephelerde. Tüm cephelerde diyor.
Yani yukarıda, ortada, özellikle Hamas'ın resmi olmayan kaynaklardan yansıyan bilgilere göre İsrail'in bu Gazze'nin ortasından girme girişimini püskürttüğüne dair de çok sayıda haber ve görüntü var. Yani işte biz de söylüyoruz İsmet abi, sen de söylersin. Dur. Biraz önceki bilgilerin ekini söylemek için söylüyorum. Şimdi şöyle, burada bak şunları ben önemserim, değerli komutanlarım anlatır. Tanklara karşı diyor sıfır mesafeden kullanılan kapsülleri ilk kez bu savaşa soktuk diyor. Tanklara karşı sıfır mesafeden kullanılan kapsüller. Yani bu büyük ihtimalle şeydir. Tank savar de. Yani kapsül dediği tank savar silahlarıdır. Yeni tank savar yani silahları. Yani şöyle okuyabilir miyiz komutanım? Bunlar belki. İsrail tanklarının yanına kadar gidiyorlar ve göğüs göğüse bir çarpışmadan öte. Yani tankın yanına kadar gidip sıfır mesafeden diyor. Ben o tankları imha ediyorum diyor. Doğru. Bir de şu önemli, El Kassam donanması. Biliyorsun İsrail bugün denizden de Gazze'yi vurmaya çalıştı. El Kassam donanması uzaktan kumandalı bir fırtına torpidosu kullanarak Gazze kıyısı açıklarındaki deniz hedeflerine yönelik saldırıları yönlendirmeyi başardı. Bunun da görüntüsü var Hande. Videosu var. Bu bahsetmiş olduğu torpidonun da görüntüsü var. Yani orada şu an büyük bir savaş söz konusu. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Bu bilgiler New York Post'ta, işte İsrail medyasında, İsrail böyle yapıyor, İsrail kıskaç harekatı yapıyor diye servis ediliyor. Bunları da bilmemiz lazım. Bunların dışında Hamas'tan, işte El Kassam sözcüsünden gelen açıklamaları da konuşmamız lazım ki yani bir manipülasyona kurban gitmeyelim.